Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün dev gibi kabaran ve de pamuk gibi pişen muhteşem bir kek tarifi paylaştım. Çok eski bir tariftir. Lütfen tarifimi gönül rahatlığıyla deneyin. Asla pişman olmayacaksınız. Hem dev gibi kabaracak hem de çok lezzetli olacak. Üstelik pamuk gibi olacak. Bu videoda bütün püf noktalarını izleyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için öncelikle bir kaseye 1,5 bardak toz şekeri ilavesi yapıyorum. Bu arada biliyorsunuz ki ben bütün tariflerimde standart su bardağı, her evde bulunan standart su bardağı 200 ml kullanıyorum. Toz şekerini ilave ettikten sonra hemen ardından da yumurta akını ilave ediyorum. Toplamda 4 tane yumurta akı ilavesi yaptım. 1 yemek kaşığı buğday nişastası ilave ettikten sonra yaklaşık olarak 3 veya 4 dakika boyunca güzelce çırpıyorum. Ta ki krema kıvamına gelene. Krema kıvamına geldikten sonra 4 tane yumurta sarısı, 1 tane limonun suyu, 1 bardak ayçiçek yağı, 2 tane limonun sarısı, 1 paket kabartma tozu ilavesi yaptım. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra geriye sadece buğday nişastası ve un kaldı. Hemen şöyle 1 bardak buğday nişastası ilavesi yapıyorum. Toplamda 2,5 bardak buğday nişastası kullandım. Yani 300 gram. Vermiş olduğum ölçüler tamdır. Buğday nişastası oranı tam gelecektir. Lütfen 300 gram kullanalım. Çünkü tam ölçülü benim yıllardan beri yapmış olduğum bir tariftir. O yüzden sizi asla yanıltmayacaktır. Geriye sadece yarım bardak un kaldı. Hemen unu ilave ediyorum. Bu arada eliyorum ki topaklanma olmasın diye. Normal şartlarda ben un kullanmıyorum. Ancak risk almamak için, yani iyice bağlamak için ilk defa yapanlar mutlaka bu kadar miktarda un kullansınlar. Sonra yavaş yavaş unu azaltarak unsuz da yapabilirsiniz. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Benim eski bir tarifimdir. O yüzden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yani unu sadece işimizi garanti altına almak için ilave ettim. Bu kekin en önemli püf noktalarından bir tanesi nişasta oranıdır. Eğer daha az bir nişasta kullanırsanız kabardıktan sonra mutlaka kekte bir çökme olacaktır. O yüzden lütfen dikkatli olalım. Unu da o yüzden de garanti altına almak için ilave ettik. O yüzden lütfen benim vermiş olduğum püf noktalara ve ölçülere göre yapınız. Zaten açıklamalar kısmında bu malzemelerin bütün detaylarını tek tek yazacağım. Evet, artık kek hamuru hazır. Kalıba döktüm. Şimdi 175 derecede ısıtmış olduğum, bir 5 dakika öncesinden ısıtmış olduğum fırına veriyorum. Yaklaşık olarak 55 veya 60 dakikanın içerisinde pişecektir. Ve artık kek pişti. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Oranlar çok iyi olduğu için de kesinlikle kekte çökme olmadı. Birazcık ılımasını bekledim. Yaklaşık olarak 15 dakika boyunca ılımasını bekledim. Ve şimdi de hemen kalıptan çıkartıyorum.
gerçekten de 10 numara bir kek tarifi diyebilirim sizlere. Dinlendikçe de lezzetini artırıyor. Şöyle hemen yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi böyle dev gibi kabardı ve yumuşacık oldu. Vermiş olduğum ölçüler dediğim gibi tam ölçülerdir. Sizleri asla yanıltmayacaktır. Açıklamalar kısmında bu malzemelerin bütün detaylarını yine her zaman olduğu gibi tek tek yazacağım. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonundan abone olabilirsiniz ve de bildirim zilini açabilirsiniz. Ben de böylelikle bir videomu burada da sonlandırıyorum. Umarım bu kek tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.